Ünye'nin mahallelerini gezmeye başladık. Bugün ilk durağımız Döşemedibi Mahallesi. Muhtarımız Musa Keskin ile birlikteyiz. Muhtarım nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ünye'nin merkez mahallelerinden bir tanesiyiz biz de. Döşemedibi Mahallesi. Ben Musa Keskin, bu 4. dönem muhtarlığım. Sizlere hem teşekkür ediyorum böyle bir program yaptığınız için soğuk havada da. Şu anda Döşemedibi Mahallemizin en son uçundayız. Pınarbaşı sınırındayız. Uysallar Sokak'tayız. Aşağıya doğru bir çekim yapacağız. Hem yapılan hizmetleri göstermemiz açısından, hem mahallemizi tanıtmamız açısından bir program yapacağız. Arkadaşlarla birlikte geldiniz, tekrar hoş geldiniz. İsterseniz şöyle bir dolaşalım, bir gösterelim. Evet, muhtarımız Musa Keskin ile konuştuk. Projeleri ve beklenen projeler neler? Onları şimdi muhtarımız bize gezerek anlatacak. Çakmak Ağzı Sokak'tayız. Çakmak Ağzı Sokağı'nın da aşağı yukarı bir 80-100 metresi beton yapıldı. Bir 20 metre gibi bir eksiğimiz var ahırın önünden aşağıya. Ya onu da inşallah yapacağız. Belediye başkanım, amirler söz verdiler inşallah. Şimdi buradan aşağıya da böyle iniyoruz. Burası Uysallar Sokağı'nın devamı, Okar'da dediğimiz gibi söylediğimiz gibi. Buradaki V kanallarımız eksik. İnşallah V kanallarımızı da söz verildiği gibi yapılacak. Ufak tefek eksiklikler eksik değil. Belediyecilik meşakkatli ve hizmeti zor bizim bölgemizde de. Hem coğrafya açıdan gerçekten çok dağınık olduğu için hizmet yapmak gerçekten meşakkatli. Ama sağ olsun idarecilerimiz, belediye başkanımız Hüseyin Bey de ciddi anlamda da bu betonları da onun sayesinde, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi Uysallar Sokak'tan aşağıya doğru iniyoruz Allah'ın izniyle. Hem yapılan hizmetleri gösteriyoruz, hem de mahallemizde, mahallemizin coğrafya açısından hem bir belgesel gibi düşünelim. Hem de bu programı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum tekrar, ama daha çok gezecek yerlerimiz var, dolaşacağız inşallah. Yol boyunca gittiğimizde şu V kanallarının eksikliğini de görüyoruz. Siz de bahsettiniz, yapılacak bir hizmet eksiğimiz de o var. Şu an kış ayındayız. Bu akan sular buzlanmaya burada sebebiyet veriyor mu? Kazaya gibi şimdi yaşandı mı yani? Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok ciddi anlamda da bir kazaya ehil vermedi gerçekten. Ama dediğin gibi V kanallarının yapılması lazım. Gerçekten Ünye'nin, Büyükşehir Ordu'nun daha doğrusu Büyükşehir olmasıyla birlikte hizmetler biraz çuvaldı, yapılması işler çuvaldı. Ünye Belediyesi buradan kalkıyor, yoğunluğa hizmet ediyor. Yoğunluğa gidiyor, etmek de zorunda da tabii ki. Ama dediğim gibi yetişmiyor. Biz merkez mahalle olduğumuz için en son gelsin, bize gelsin istiyoruz. Kenar köşede kimse kalmasın, bizimki de yapılsın. Tabii V kanalları inşallah söz verildiği gibi bu yazın yapacağız inşallah diyorum. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Evet, bir sonraki durağımız, şimdi Uysallar Sokak'tan indik, Çerkezler Sokağı'na dönüyoruz. Çerkezler Sokağımızın ilk alt aşağı kısmında çalışmalarımız olacak. Okarki mahallemizde, komşu mahallemizde büyük bir camimiz yapılıyor. Orada duvar falan yapılıyor. Ağır araçlar geçtiği için buradan yol çalışmasını erteledik. O araçların, oradaki caminin işinin bitmesi gerekiyor. Şimdi Çerkezler Sokak'ta büyük cami dediğimiz, merkez cami dediğimiz camimizin yanına geldik şu anda. Buradan okarısı zaten gerekli şeyleri yaptı belediye başkanımız. Betonumuz da döküldü, suyumuzu da geçirdik. Şimdi çıkıyoruz Çerkezler'in tam mahallemizin merkezine doğru. Çerkezler Sokak diğer bir mahalleye göre biraz daha modern gibi görünüyor. Ya şimdi biraz daha tam mahallenin merkezi oluyor. Burada da V kanalı eksikleri var. Ama işte vatandaşın ne söylersen söyle, kazıklar yine getiriliyor, betonun sıfırına çakılıyor. V kanalı nasıl yapacaksın? Sökeceksin şimdi bunları. Bir tarafında var, bir tarafında yok. Vatandaşa da laf anlatmak zor. Evet. Daha doğrusu. Bir kıdım toprağımız eksik olmasın diye vatandaşımız Maalesef öyle oluyor. Yer evet. Kavgası çıkartıyor. Evet. Çerkezler Mahallesi'ne doğru evet. Turumuz başlasın. Bak şimdi şuradan
Yerli sokağımız var. Bir sokağımız daha var. Aşağı yukarı 300 metre gibi. 300 metreyi bırak arabayla çıkmayı, yayan bile çıkamıyordu insanlarımız. Sağ olsun belediye başkanımız buraya da 300 metreyi full beton döktürdü buraya da. Yerli sokağımızı da 300 metre gibi betonu yapıldı. Bitti. Döşeme dibinde yol sorunu bitti dersek yalan olur. Bitmedi ama %80'i bitti yol sorunu. Yol, su tamam. Yolların eksikleri ve kanalları var. Ve kanallarını da zaten yapacağız demiştim. Bu hizmet bu sene içinde mi olacak yoksa bir sonraki seneye mi kalacak muhtarım? Şimdi belediyenin yapmış olduğu bir program var. Bu program dahilinde olacak. Tabii ki sadece bizim mahalle olaraktan döşeme dibi olarak düşünmüyoruz. Bünye bir bütün olarak düşündüğümüz için bu sene bize gelir mi, gelmez mi, ama tabii belediyenin yapacağı program içerisinde inşallah ufak tefek şeyler veya kanallarının yapılması esas. Bizim asıl bir sorunumuz da elektrik sorunu. Eski direklerimiz çok. Bundan sonra yapılması gereken şeylerimiz çok. Şimdi döşeme de bir Çerkezler Sokağı bitiriyoruz artık. Burası gördüğünüz gibi full beton. Buradan araba da çıkmıyordu, ne bileyim yani tamamen mezmelelikti. Çakıl döküyorduk, çakılı su gelip götürüyordu. Sağ olsun başkan, burayı da çakıllayalım. Her iki ayda bir hizmet etmektense, çakıl dökmektense bir sefer yapalım denildi. Sağ olsun gereğini yaptı. Şimdi Çerkezler Sokağı bitiriyoruz. Dönmez sokağa doğru döneceğim. Yani buraların ve kanalları yapılmış, betonları döküldü gerçekten. Şimdi Dönmez Sokağa doğru çıkıyoruz. Mahallemizin yani şu elektrik direklerini görüyor musun? Evet, elektrik kablolarını. Ağaç. Burada gerçekten bizim en büyük sıkıntımız şu anda. Gerçi şeye alındı. Bu 2022 projesine alındı ama 2017'de de alınmıştı. İnşallah yapılır diyoruz. Yani büyük hat elektrik de var. Bu sadece yüksek gelirim hattı bu. Hı. İki hat geçiyor bizim buradan. İki hat geçiyor. Biri yüksek gelirim, biri de İnkur hattı dediğimiz hat. Burası Dönmez Sokağın da devamı bu. Şimdi mahallemizin son noktasına kadar su deposu demiştim daha önceki şeylerde. Su deposunu da göstereceğim inşallah. Yani hizmet açısından boş kalmadık. Sağ olsun. Yapıldı yani. Evet. Su arıtma tesisi de yapılmıştı. Su arıtmaya da geçeceğiz, o da bizde. O Bayramca Yolu sokağımızda. Oraya da geçeceğim. Ya burada sorun yok. Burada V kanalımız falan her şeyimiz yapılı. Bu yolumuz bir OSKİ kesmişti ama sağ olsun onlar da tamirini yaptılar. Ve ciddi anlamda OSKİ'de yapılması gerekeni yaptılar. Şimdi su depomuz burada. Mahallemiz ve Gürecülü'ye ve Ünye'ye de yapacak bir kısmını buradan su arıtmadan buraya geliyor. Burası OSKİ'nin bu yıl evet. Yaptığı sizi su deposu mahalle, evet. Öyle mi? Evet. Bize diye değil, sadece mahalle bize değil. De. Yani hem döşeme dibi hem Gürecülü, ciddi anlamda her ikisine de Gürecülü'nün en üst noktasına su çıkacak buradan inşallah. Gidiyor yani, şu anda da verildi. Buradan şimdi geri döneceğiz. Bizim mahallemiz burada bitiyor. Şurada yol ayrımında da bitiyor. O evler Saylan'a bağlı artık. Saylan mahallemize bağlı. Evet muhtarım. Şimdi su tesisi, arıtma tesisinin olduğu bölgeye gidiyoruz herhalde mahallenizde. Nasıl oldu? Mahallenize nasıl geldi bu su arıtma tesisi? Biraz ondan bahseder misiniz? Evet. Şu anda Bayramcıoğlu sokağa giriyoruz. Bayramcıoğlu sokakta arıtma tesisi. Ünye Belediyesi ve şu anda OSKİ'ye devretti. Ünye Belediyesi belediyeyken yapılmıştı zaten. Ciddi anlamda sadece döşeme dibi veya Gürecülü'lü yakın diye değil, Ünye'nin tamamına hizmet eden, ciddi anlamda balık havzasından gelen suyla beslenen ciddi bir proje. Ünye'nin ve bu bölgenin 50 yıl gibi denilen su ihtiyacını karşılayacak bir arıtma tesisi. OSKİ'ye devredildi. Şu anda Büyükşehir tabii OSKİ'de. Devam ediyor. Şimdi de göreceksiniz zaten geldik tam bu sırttan da
gözüküyor. Burası bizim mahallemizin işte yapılması gereken yol. Arıtma tesisi de bak tam karşımızda şu anda. Mahallemizde de tabii kod farkı ve Ünye'de de araştırıldı. Ballık'la işte o kod farkları falan bulundu, ölçüldü, edildi. De ona göre yapıldı. De ona göre de güzel de bir şey oldu. De hem mahallemize ayrı bir güzellik kattı. Ünye'nin gerçekten olması gereken ırmaktan motorla bastığı suları gerçekten kendi cazibesinden belli yüksekliklerdeki şeyi kendi cazibesinden gidiyor su. Elektrik masrafı valla bana göre %100 sayılır ama %80'dir, %60'dır onu ince hesabını yetkililer bilir. Gerçekten de yapılması gereken bir şeydi. Ünye'ye de yapanlardan, getirenlerden, herkesten Allah razı olsun diyorum. İşte bu yolumuzun, sadece bu yolumuzun bir beton işi kaldı. Genel anlamda en büyük sıkıntılardan bir tanesi burası. Bunu da inşallah zaten Arıtma'ya kadar Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol. Arıtma'dan sonra bu tarafı da Ünye Belediyesi'ne ait. Büyükşehir Belediyesi büyük ihtimalle Büyükşehir'in olan kısmını sıcak asfalt yapacak. Öyle söz verildi. Buradan bu tarafını da belediye başkanımız Hüseyin Bey inşallah beton yapacağız. Burayı da her zaman çakıllamaktan kurtaracağız. Şurada vatandaşın yeri var mesela arkadaşımızın. Buradan gelen su, taş, kök ne varsa vatandaşın yerini perişan ediyor. İnşallah onu da kurtaracağız. Bak Büyükşehir buraya kadar çakıllamasını yapmış. Buradan bu tarafı güdük kalmış. Öyle söyleyeyim yani. Buradan aşağıda bir sokağımız var ama çıkmaz sokak burası. Şey olaraktan Nevruzoğlu sokak burası da. Nevruzoğlu sokak. Burada tabii ki çok ciddi bir şey. İşte beton dökülecek, çakıl dökülecek dersek yanlış olur daha doğrusu. Ama ilerleyen günlerde de yapılması gereken Erzem aşağı yola bağlanması gereken bir yolumuz orası. Yani hizmetlerden biraz mahrum kalmış mahallemiz diyor. Yani. Ünye'mizin Ünye'mizin arıtma tesisi ve Ünye'nin buradan ağrı baktığın zaman da Ünye'nin görünüşüne de bir bakın. Harika bir manzarası var. Kış olması da ayrı bir güzel oldu bu çekimi yaparken. Gar da var, her şey var. Mis gibi. Hem mahallemizi tanıtıyoruz hem mahallemizde olan tesisleri Ünye Belediyesi'nin Büyükşehir tanıtmaya çalışıyoruz. Belgesel gibi de oluyor, çok güzel oluyor inşallah. Hem eksiklerimizi görüyoruz. Hem de yapılması gereken işleri de hem yetkililer de görsün istiyoruz ara sıra. Evet, buradan aşağıya gitmeye gerek yok. Dönüyorum tekrar. Buradan aşağısı mahalleye mi? Aynı bu devam fark etmiyor zaten. Burayı da yaptırırsak bizim sorunumuz %80'e, %90'ı da bitmiş olur. Ondan sonra abi arkadaştan da kurtulmuş olurum biraz Hasan'dan. Yolum perişan. Sağ olsun yine Büyükşehir bir çakıl dökmüş buraya. Buradan ötesi de Ünye Belediyesi'nin. Sayın Başkanım söz verdi inşallah buranın betonunu da döktüğü zamanda. Tamam artık belki bu 4. dönem ama inşallah vatandaşlar tasvip ederler yap bir dönem daha derlerse devam ederiz. Ama yok yapma derlerse de bizim mahallemizde de bir çok ciddi bir çekişme olmaz. Muhtarlık çekişmesi benden önce de dayımdı zaten. Biz yapmak durumunda kaldık. Biz yapmasak biri yapacak mecburen. Burası çok kötü. Gerçekten buradaki insanlar hele de bu kış günlerinde ne bileyim yani yağışlı havalarda bir de yapılan hizmetin bir kıymeti kalmıyor. Yapılan hizmet çünkü olmuyor. Yapıyorsun tekrar bir daha yapmak zorundasın. Ama bir sefer beton döküldü mü bilmeyen biri girse perişan olur yani arabasını hasara döndürür. Aynen öyle. İnşallah bunu da yapacağız Allah'ım. Bu kadar şeyler yapıldı ki bu da yapılacak. Tamam şu anda burada yerleşim nasıl? Vatandaşlar şu an şehir içindeler mi yoksa şu bak, an tabii %90'ı şehirde evi var. Ben de dahil. Hepimizin çarşıda merkezde bir evi var. Bu yakın mahalle, merkez mahallenin yani Ünye'ye yakın oluşunun da sıkıntıları var. Ya gerek yok Ünye şurada demişiz. Hiçbir şey yapmamışız yani onun için. Herkes ama geriye dönüş var artık. Hele de bu pandemiden sonra herkeste bir heyecan var. Yani köy olmazsa olmaz olmuş. Köy
diyoruz. Biz halen daha 50 senelik mahalleyiz ama köy demekten kendimizi geri alamıyoruz yani, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Peki tarım ve hayvancılık konusunda nasıl mahalleniz, elverişli mi? Sıfır. Sadece orada bir besi ahırı var. Hiç kimsede bir tane ineği sağılırı yok. Herkes çarşıdan getiriyor. Yani olması mı gerek? Benim bir işte 10-15 tane koyunum var ama yani yapmaya çalışıyorum. O da yalnız adam işi değil gerçekten. Artık burası Çerkezler Sokağı'nın devamı. Girdik ya aşağıdan geldik. Burası da döşeme dibi yolu sokak. Şimdi aşağıdan doğru inelim. Mahalleye doğru iniyoruz, evet, şu anda. Mahalleye doğru inelim. Evet, şimdi döşeme dibi yolu sokağa doğru iniyoruz. Buranın da yani betonu yeni döküldü. Ta ki şimdi gideceğiz, burası da aşağı yukarı 1 kilometre vardır burası. 1000 metre rahat vardır bu beton. Buranın her şeyi bitti ama. Buranın suyu geçti, şey geçti, V kanalları yapıldı. Burası da yeni yapıldı. Yani bu hizmet, buranın ana yol bu. Bu yani grup yolu bu. Bunu da Büyükşehir'den Ünye Belediyesi tüm betonunu veya şeyini Ünye Belediyesi verdi. İki hizmeti birleştirdiler. Büyükşehir'den Ünye Belediyesi döktü, beraber döktüler. Burası, bu yol Büyükşehir'e ait aslında. Yani yapılması gerekiyordu. Her yıl uğraşılıyordu, her yıldan öte, her bir hava yağdığı zaman da buradan çakıl alıp götürüyordu. Alıp götürüyordu aşağıya, yallah. Hepsi gidiyordu. Ama şimdi çok şükür Allah'a, yani bunun yapıldı, harika da oldu. Yani yapıldı, harika da oldu. Yapanlardan diyoruz Allah razı olsun. Mahalle nüfusumuz, nüfus olaraktan baktığımız zaman da 235-240 civarında. Yani o da yaşlılar var, çoğu yaşlı. Her evde iki tane yaşlı var. Eğer sağsa iki yaşlı var. Ben bile gelip gidiyorum. Mesela annem mağrur var, babam vefat etti. Biraderim var, amcamın çocukları var. Her evde bir ikişer kişi var yani. Kaç mesela, hane var peki toplamda? Yaklaşık olarak. Toplamda hane sayısı şeyle birlikte, bu Bayramca tarafının bir kısmı da bizde. 400'ün üstünde yalnız. 400'ün üstünde. 500 civarıdır. 500'e yakındır. Ev olaraktan. Şimdi burada yani şimdi bu arıtma dediğim. Yani. Ha? Ya aktif değil. Bak bunun bayağısı boştur. Evler kapalıdır şu anda ama herkesin kapısında da yine her gün gelirler. Her gün evlerindedir. Ama dediğim gibi akşamleyin yatmaya giderler. Şehir merkezine yakın olması buradaki vatandaşların avantajına geliyor. Yani çarşıda yani. Da evi olsa buraya geri dönebiliyorlar kolaylıkla. 15 ya yani burası yazlama gibi, fındıklık, genelde fındığı var herkesin. Buradan aşağısı sıcak asfalt. Buradan şu kısımdan çok ciddi su geliyordu. Buraya çok sıkıntılarımız oldu. Şimdi Büyükşehir inşallah burayı tekrar şey yapacak. Çerkezler Sokağı'nın girişi buradan, alt yoldan. Burada, burası döşeme dibi yolu sokak, ta çarşıya kadar iniyor. Burası da dolmuş durağı. Bak burası, şu alan dolmuş durağının olduğu yerdeyiz şu anda. Döşeme dibi mahallesini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda dolmuş hattının bitiş noktasındayız. Muhtarım, var mı bir sıkıntı dolmuşların gelişinde gidişinde, vatandaşın mağdur oldu ve size şikayet ettiği herhangi bir durum var mıdır dolmuş duraklarıyla alakalı? Evet, tabii ki geçmişte de dolmuş durağın son durağı buraydı. Halen daha da burası ama gerçekten bir sıkıntı var. Büyükşehir olmayla birlikte güzergah değişti. Tabii ki burası merkez mahalle ve merkez durak, yani durak burası tescilli olduğu için buraya da geliyor dolmuşçu arkadaşlarımız. Ama sorun ve sıkıntı büyük. Bunu belli yetkililerle de konuştuk, görüştük. İnşallah durağı biraz daha o karıya alıp işte Büyükşehir'den ulaşımla birlikte de bir çalışmalar yapıldı. İnşallah düzelecek diye umut ediyorum ama buraya kadar geliniyor. Buradan o karşı farklı şeyler oluyor. Onlar çok detaya şu anda girmek istemiyorum. Daha sonraki haberlerde inşallah bakacağız. O hizmetler yapılırsa da problem olmayacak inşallah. Evet muhtarım, şu anda mahallenin giriş noktasındayız. Burada bir gözümüze çarpan bir eksiklik görüyoruz. Burada derebaks yatağında duvar eksikliği yarıda kesilmiş.
Bu nasıl tamamlanabilir? Şimdi görüşmeleriniz var mıdır? Şöyle bir şey, tabii ki devlet su işlerinin bu ırmakla ilgili devletin şey yapması gereken, belediye ve belediye başkanımız da aşağıdan ve şeyden geldi. Burası da ciddi anlamda bir şey götürüyordu. Buraya da bir 30 metrelik bir şey yapıldı. Ama ileriye doğru bu da yapılacaktır büyük ihtimalle. Bilgileri var yetkililerin. Girişinden itibaren yapıldı zaten. Orada bir istimlak, yani kamulaştırılması gereken bir yer vardı. Onun için kaldı. Devam edecek inşallah diye umut ediyoruz. Mahallemizde yapılması gerekenler dediğim gibi, bir söylediğim gibi %80'i da yapıldı. Yapılması gereken tekrar işler de var ama inşallah yetkililerle görüşüyoruz. Yapılması gerekeni yaptırma konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ciddi anlamda da zarar veriyor. Zaten gözüktüğü gibi, görüldüğü gibi bak, komşunun bahçesini ne adam akıllı götürmüş. Tabii ki yapılması gereken şeyler. İnşallah bekliyoruz, yetkililerden yapılır diye bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederiz. Mahallemizin, döşeme dibi mahallemizin %80 hizmeti de tamamlanmış. %20'lik bir dilim kalmış. Bu eksikliklerden biraz bahseder misiniz tekrardan? Tekrardan birinci derecedeki eksiğimiz bizim elektrik. Elektrik, eski hatların değişmesi ve o işte kanalizasyonda bir eksikliğimiz var. O yol kısmi yollarım var. Gösterdim işte, o çekim yaptığımız yerler yapılırsa inşallah, mahalle büyürse işler de büyür. Ama mahalle böyle kalırsa da, onlar yapılırsa da görülmüş olur işlerimiz inşallah. Da teşekkür ediyorum ben yapmış olduğunuz program için. Her şey için yapılması gerekenler de yapılır diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Evet sevgili izleyenler, bugün Döşeme Dibi Mahallesi'ndeydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.